Onlar gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları. Onlar bütün zaman ve mekanı kuşatan rahmeti, şefkati, merhameti, bir haber gönüllere sebil sebil sunan feyz pınarları. Onlar zeminden semaya yükselen maneviyat kubbemizin ilim irfan sütunları. Ne mutlu o gönül sultanlarının azat kabul etmez bendelerine. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Sabır susmaktır, susmak sabırdandır. Ne var ki günümüzde bu hikmete riayet edecek kişi pek azdır. Ben böyle bir kişiye rastlamıştım efendim. Doğrusu uğradığı musibete karşılık gösterdiği sabıra hayran kalmıştım. Ya, peki kimdi bu zat? Genç bir adam, yüzlerce hatta binlerce kırbaç yediği halde ağzından tek şikayet kelimesi bile çıkmamış idi. O genci ben de görmüştüm. Lakin onun hali beni pek de alakadar etmedi. Sabrına diyeceğim yok. Ama ibadet hususunda hayli ihmalkar olduğunu da öğrenmiştim. Hem ibadet hususunda ihmalkar hem de sabırlı. Bu genci çok merak ettim doğrusu. Beni ona götürün. Görelim bakalım nasıl bir zat imiş. Sana niçin bunca dayak attılar ey Allah'ın kulu? Eşraftan birinin kızına aşık olup kaçırdığım için. Peki, bunca kırbaç yediğin halde hiç sesini çıkarmadığın doğru mu? Hı. Doğru. Zira aşık olduğum kız bir köşeden beni süzüyordu. Peki ey aşık, Allahü Teala'nın da seni her an devamlı gördüğünü de idrak ediyor musun? Ey genç aşık, hakiki aşkın ne demek olduğunu hala idrak etmeyecek misin? Cenab-ı Hakk'a karşı vecibelerini, seni her an görmekte olan Allahü Teala'ya karşı vecibelerini ne zaman idrak edeceksin?